Selamünaleyküm. Sizi bununla karşılamak istiyorum. Bugün açlığı bıraktığımın ikinci günü. Dünkü kadar zor değildi ama yine de pek iyi hissetmedim kendimi. Sabahleyin 3 yudum portakal suyu içebildim. Fazlasını kesinlikle midem almıyor. Ve bu tarz gıdalar aldıktan sonra kendimi çok halsiz ve bitkin hissediyorum ve aç durmayı tercih ediyorum. Sonra 3 yudum portakal suyu içtikten sonra hastaneye gittim çok erken saatte. Saat 8:30 gibi. Hastane ana baba günüydü. Kan vermek istedim. Kan tahlili yaptırmak istedim. Gıda alımına başlamadan önce. Bugün pazartesi olduğu için, yaz olduğu için doktorların çoğu tatildeymiş ve pazartesi olduğundan dolayı da ekstra bir yoğunluk vardı. Önümde 53 kişi olduğundan geri döndüm arkadaşlar. Dayanacak bir kuvvetli hissetmedim çünkü o hastanenin kalabalığı ve o ter, insan kokusu ve ayakta sıra bekleme kesinlikle göze alamayacağım bir şeydi. Çıktım. Sonra eczane sülük aramaya başladım. Sülük tedavisine başlayacağım. 3 taneyle başlayıp durumuma, tam akışıma göre devam etmeyi düşünüyorum. Ama eczaneler böyle uzaylı görmüş gibi, ne sülük mü, canlı olan mı falan dediler. Ben de bu tepkiyi veren eczaneye şey dedim. Siz önce ilaç satarsınız dedim. Halbuki bu tarz şeyleri en temiz, en güvenilir olarak alabileceğimiz yerler eczaneler. Sonra oradan yine o şekilde sadece 3 yudum portakal suyuyla devam ediyorum günü anlatmaya. Arkadaşım hacamat yaptıracaktı benim yaptırdığım yerde. Ona yetişmeye çalıştım, oraya gittim. Yalnız bırakmak istemedim, bu ikinci hacamatı olacak çünkü onun. Ben yanında olunca kendini iyi hissediyor, biliyorum. Güvende hissediyor. Yetiştim elhamdülillah. Hacer annemizi de gördük. Anlamadı bile benim açlıkta olduğumu. Ben söyledim. Ve inanamadı. Kızı ikinci gün dayanamayıp bıraktığını, kızımın. Benim 15 gün açlık yaptığıma inanamadığını söyledi. Normalde kafasından hacamat yapacaktı. Bu şekilde yapamam dedi. Halbuki yapabilirdi, korktu. O bile korktu. Halbuki işin içinde olan bir insan ama açlığa çok sıcak bakmıyor kendisi. Bunu biliyorum. Sadece karaciğer temizliğinin yeterli olduğunu düşünüyor. Herkesin düşüncesi, herkesin fikri, saygı duymak lazım. Ama bir şeyi araştırmadan, bir şeyleri iyice derinlemesine araştırmadan, hele de denemeden bilemezsin. Ben yaptım. Gerisini de Allah'a havale ettim. Rabbim eğer bana iyilikler, güzellikler verecekse bu şekilde verir. Sonra oradan arkadaşımla beraber bize geldik. O da hacamat yaptırdığı için yemek yemesi yasaktı 4 saat. Ona bal şerbeti yaptım. Kendim 3 yudum daha portakal suyu içtim. Sonra bir şey yiyemedim tekrar uzunca bir süre. Sonra 10-12
sarı üzüm yedim. Daha iyiydi midemin tepkisi sarı üzüme. Ondan bir saat sonra da sarı üzümden bir saat sonra da bir dilim karpuz, yani bir dilim derken bu dilimin bir dilimi karpuz yedim. Ve sizin yanınızda. Bu köylü karpuzun çok ince kabuklu ve içi bal gibiymiş. İnanamadım bu kadar lezzetli olduğuna ya. Gidip pazardan yarın o küçük minik karpuzlardan bulup onlardan alacağım. Çok lezzetli, yemesi çok güzel. Ya da ben yaz günü o kadar uzun süredir karpuza hasret kalmanın verdiği şeyle böyleyim. Bugün sadece bu karpuzla geçeceğim. O kadar. Yarın da yine sıvı alacağım. Ve akşamına karaciğer temizliği yapmak istiyorum. Zaten temizlenmiştir diyorlar ama ben yine de yapmak istiyorum. Bugün dünden daha iyiydi midem. Ama gaz çıkarma isteği var midemde. Yani çok affedersiniz geğirme oluyor. Bir şey yediğim zaman geğirme geliyor. Bu da beni çok şey yapıyor. Ya ben halsiz oluyorum. Ya karpuz yiyince insan halsizleşir mi? Can gelmesi lazım ama açlıktayken iki yudum su içtiğimde gelen can bunu yediğimde gelmiyor. Gelmiyor yani. Ama çok yavaş yavaş, üstelemeden, kendime baskı yapmadan yavaş yavaş alışır diye düşünüyorum. Bu süreçte neler gözlemledim dünle bugün. Hala organ ağrılarımın devam ettiğini fark ediyorum. Ayaklarım falan ağrıdı dün mesela. Bugün de ağrılarım oldu. Yine açlığa başladığım günden itibaren 3 ya da 4 saatlik uykularda duruyorum ve saat 5.30 dedim mi kurulu saat gibi uyanıyorum. Yine olduğu gibi bugün de yine 5.30'da uyandım. Sigarayı hiç mi hiç aramadım. Bir gün bile özlemedim. Ne yapsam şimdi demedim. Çok sigara içen bir insan olarak ben sigarayı tamamen hayatımdan çıkardığıma inanıyorum. Tenim güzelleşti. Hiç terlemedim bu kadar sıcakta. Herkes böyle çok sıcak derken ben sakince oturdum. Aç bir ilaç olmama rağmen. Terim hiç kokmadı. Kol altlarım hiç kokmadı. Yani tenin çok düzgünleştiğini, derimin yapısının tenimin düzgünleştiğini gördüm. Gözlerim sadece çukurlaştı. O da bir iki haftaya bir şeyler, vitaminli bir şeyler yiyince çok rahat telafi edilebilecek bir şey. Bu arada oldukça zayıfladığımı düşünüyorum. 60 ile başlamıştım. Hala tartılamadı. Kaç kilo olduğumu şu an bilmiyorum. Tahminen 51 kilo olabilirim. Neden? Ben kilo vermek için başlamamıştım. O yüzden de gidip ikide bir tartılmadım. Evde tartım da yok. Çünkü hiçbir zaman kilo problemim olmadı. Eve tartı alacak. Kilomu soranlara cevap olsun. Söz veriyorum yarın söyleyeceğim. Zaten daha hiçbir şey yemedim. Yani yeme içmeye başlamadığım için bu kadar didinirken bir dilim karpuzla da kilo alacak halim olmadığına göre muhtemelen vermeye devam ediyorum. Bayağı bir semizotu almıştım. Onları baktım yemeğe geçmem zor olacak. Hemen onları güzelce temizleyip yıkadım. 2 tane yarım kiloluk şişeye güzelce bastırarak koydum. Kavanozların kapaklarını sağlamca kapatıp
şeyde tencerenin içinde kaynatmaya koydum. Şu an onlar kaynıyor. Onları da size göstereyim. Yine iş yapmaya devam ediyorum. Kesinlikle kendimi salmadım arkadaşlar. Bakın böyle. Bunu çıkarıp şey yapıyorsunuz. Yoğurtlu salata falan yapıyorsunuz. İhtiyacınız olduğunda. Ben bunu normal düzene geçer geçmez henüz bulamadığım zaman kullanırım. Ekşi mayam, onu da göstereyim size. Ekşi mayamla uğraşıyorum hala. Ekşi mayam oluyor. Her gün besliyorum onu. Bakın böyle kabarcıklar var. Bugün sabah içinden biraz alıp çocuklara krep yaptım. Çok güzel oldu. Kendi ekşi mayamla yaptığım için onunla gurur duyuyorum. Bunun adı Derman arkadaşlar. Biliyorsunuz benim süt kefirimin adı Deva. Ekşi mayamın adı da Derman. İnşallah onunla kendime güzel ekmekler yapacağım. Aileme ve kendime derman olacak. Güzel şeyler yapacağım. Sizinle de paylaşacağım inşallah. Kusura bakmayın, çok alakasız bir anda duygulandım. Ben böyleyim biraz. Bir de bugün böyle bizim evin yanındaki sitede şeyler var. Çok güzel bir bahçe var, yani bahçesi var sitenin. Orada bunlardan var. Ya adını biberiye, taze biberiye. Bunlardan topladım oradan. Kurusunu da kullanabiliyorsunuz, tazesini de. Hatta şöyle küçük bir fidan da kökledim, saksıya diktim. Başka bir zaman da balkondaki küçük bahçemi gösteririm size. Çok küçük. Seneye inşallah biraz daha büyütürüm. Bu inanılmaz güzel kokuyor. Tavuk yemeklerinde patatesin üzerine falan böyle taze taze koyabilirsiniz. Fırına verebilirsiniz patatesi. Süt kreması dökerek, kaşar rendeleyerek falan çok güzel oluyor. Bunu koklayıp koklayıp şükrettim Rabbime. Ve hep şu ayet geliyor aklıma. Rahman suresi. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Ben hiçbirini inkar edemem. Ona şükürler olsun. Rabbimi çok seviyorum. İyi ki beni yaratmış. Beni onu tanıyabilecek, onu sevebilecek kıvama getirmiş. Onun nimetlerini görüp onun nimetlerini gördükçe şükredebilecek kıvama getirmiş. İnşallah rızasına da layık bir kul olarak canımı almak nasip eder. Bana ne gibi bir derdin var ki bu kadar şifa arayışındasın diye bir yorum yapılmış. Bu yoruma gerçekten üzüldüm. Nasıl bir derdin var ki bu kadar çok şifa arayışındasın gibi bir şey yazmış. Dert çok. İlle bir büyük dert olması gerekmez. Evet benim teşhisi konulmuş. Önemli bir rahatsızlığım yoktu ama yaşam kalitemi düşürecek. Bana çok sıkıntı veren ve teşhisi konulamayan rahatsızlıklarım vardı. Hiçbir şeyiniz yoksa aklınız eksik. Arkadaşlar, aklımız eksik. Aydın Salih ne diyor? Tüm kadınlar deli diyor. Neden? Çünkü günün 2-3 saatini temizlik yaparak geçiriyorlar ve temizlik maddeleri onları delirtiyor aslında. Farkında değiller diyor. Ben arınmak istedim kardeşim ve ben sağlıklı yaşamla ilgili bir şeyler söylüyorum insanlara. Yaptıklarımı söylüyorum. Kimseye bunu